Arkadaşlar merhabalar bu videomda metin yayınlarını hazırladı. TYT Geometri Soru Kitabı'nda paraya kenar konusundaki ikinci testin çözümünü yapacağız. Testimizi öğreniyorum testi çözümlere başlayalım. ABC'de paraya kenar verilmiş şu 3 tane açı eşit. Buradaki 2 tane de açıda birbirine eşit verilmiş. Buna göre x kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ya bunları a buraya da b b deyip işlem yapabiliriz aslında. 2 bilimi 2 denklem ya da buraya a deyip buraya 180 3 a da diyebiliriz arkadaşlar. Size kalmış. Ama burada sanki e, buraya 2A, 2A, 2A deyip işlem yapsak daha iyi olacak. Çünkü 6A yaptı. O zaman burası ne yapacak? 180-6A yapacak. Yani 90-3A'ya 90-3A oldu arkadaşlar burası. Yani 2 bilimlerin iki girmek istemedim açıkçası. E şurada da bir üçgen var. Üçgenden dolayı artık olayı bulabiliriz. Çünkü şuradaki açıların toplamı 4A artı 4A artı 90 eksi 3A artı 78 eşittir 180 yapmalı buradan arkadaşlar. Buradan A kaldı. A neye eşit oldu? 90'dan 78 çıkınca 12'ye eşit oldu. Evet A 12'ye eşit oldu. A 12'ye eşitse X de 180 eksi 6A'ya eşit değil mi? Evet. X 180 eksi 6A'ya eşittir direktman. A yerine 12 yazınca 180 eksi 72 yaptı. Yani cevabımız böylelikle 108 derece yaptı. Birinci soru denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi öncelikle burası 100 derece verilmiş. Arkadaşlar burası 100 derece ise burası 80 derece değil midir? Evet bunlar 40-40 yaptı. Şöyle Z diyecektim ama Z maalesef yok. Ya da burası 40-40-80 ise burası da 80 derece değil mi arkadaşlar? Evet. E, sonra başka ne yapacağız arkadaşlar biz burada? Burada şunu kullanmalıyız aslında. Karşılıklı kenarların birbirine paralelliği yok. Ama paralelliği var. Şurada direkt M kuralını fark edebilirsiniz. Yani burada doğru açılardaki kurallar da karşımıza çıkabiliyor. Ya da direkt şu paralelliğe de bakıp direkt şöyle bir Z kuralı var diyebilirsiniz. Buradaki Z kuralından dolayı da burası 40 derece yaptı. E burada arkadaşlar iki iç açın toplam bir dış açı 100 deyip 80 ile 20 toplam burası 100 yapacak. Ya da 80 20 daha kaç yaptı? 100. Buraya kaç kaldı? 80. 40 artı x artı 80 de kaça eşit olacaktır? 180 eşit olacaktır. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 60 derece olarak buluruz. Yani ikinci soru böyle Ceyhan oldu. Geldik üçüncü soruya. A1 bölü A2 2 bölü 7 verilmiş. Yani burası 2A iken burası 7A verilmiş. Arkadaşlar alanlardaki oran tabandaki oranlamaya eşit değil miydi? Evet. E 9K ise burası da 9K yaptı. A1 bölü A2 özür. A1 bölü A2 2 bölü 7'ymiş. A1 bölü A2. Yani burası 7A. O zaman 2A'da kalan 2K ise 7A'da kalan 7K diyebilir miyiz? Evet. Burası 7K. Burası da 7K olacak o zaman. O zaman buraya 5K kaldı. 5K'da kalan da kaç yapar arkadaşlar? 5A yapar. E A3'ü 5A bulduk. Bölü A1. 2A isteniyor bizden. Cevabımız da böylelikle 5 bölü 2 çıktı. 3. soru Akçay oldu. Geldik 4. soruya. Paraya kenar verilmiş. Yukarıdaki bilgilere x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar z'den dolayı burası çizgi açısı yaptım yaptı. x kenar çıktı. E burası a iken burası da a'dır. Paraya kenardan dolayı burası da eşittir. Böyle z'den dolayı burası da nokta açısı yaptı. Noktaya nokta x kenar. Burası da eşit oldu. Burası da a oldu. E burası da a oldu. Burası da ne oldu arkadaşlar? 2 a oldu. a iken burası a. a iken burası da a olduğundan dolayı. Şimdi 2, 4, 5, 6. 6 a'yı kaç vermişler arkadaşlar? 45 vermişler. Bizden ne isteniyor? 2A isteniyor. X eşittir 2A. Şunu 3'e böldüğümüz zaman o da kaça eşit oluyor arkadaşlar? 15'e eşit oluyor. Dördüncü soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik beşinci soruya. ABCD paraya kenarının alanı 108 santimetre kare. arkadaşlar A A alan dağıtacağımız belli. O zaman burası ne oldu? 2A oldu. Şimdi burada alan dağıtacağımız belli ya oranlamalar lazım olacak bize. Şu kelebekte bir benzerlik var. Kelebekteki oran 1'e 2. 1'e 2 olduğundan dolayı hocam burası a burası n'ken burası 2n'dir. Burası m'ken burası da 2m olur mu? Olur. Şimdi şuradaki alan kelebekte koyan 1 bölü 2 ya. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4'tür. Hocam buradaki alan a ise burası nedir? 4a diye söyleyebiliriz. Sonra m'deki alan a ise 2m'deki alan nedir arkadaşlar? O da 2a yapar. Burası 6a iken burası da 6a yapacak. Toplam 12a'yı 108 diye bulduk arkadaşlar. Çünkü 6a burada Diğer tarafta da 6A kalacak hatta buraya 5A kalıyor o zaman. 12A 108. A'yı buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Bizden de zaten A alanı isteniliyor. Cevabımız böylelikle 9 çıkar. 5. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 6'ya. Şimdi 6 verilmiş, 15 verilmiş. Şunlar da eşit verilmiş. Bu eşitliği kullanmam lazım hocam. Bu eşitlikten dolayı, x kenarlıktan dolayı şu açılar birbirine eşit mi? Eşit. Sonra Hocam noktadan dolayı burası da nokta aldı. E şunlar da birbirine paralel değil mi arkadaşlar? Evet. Zaten hep böyle şu paralelliği göz önünde bulunduruyoruz ama genelde şu paralelliği unutuyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Şöyle baktığınız zaman burada da bir z kuralı var mı arkadaşlar? Var. A, öncelikle şunu da yazalım. Şöyle bir z kuralı var mı arkadaşlar? Var. Z'den dolayı burası da nokta açısı yaptı. Şöyle bir z kuralı var mı? Var. Z'den dolayı burası da nokta açısı oldu. 6 ise burası 6 oldu mu? Oldu. Dikkat ederseniz bunun tamamı 15, e, noktaya nokta x kenar ya da daha kolay var. 15 ise burası da 15. Buraya 9 kaldı. E o zaman burası da 9. X'i de kaç buluruz? 9 buluruz. Ya da noktaya noktadan dolayı ikiz kenardan dolayı da direkt e, x'i de 9 bulabilirdik arkadaşlar. İstediğiniz şekilde fark edin. Evet 6. soruyu akçay bulduk. Geldik 7. soruya. ABC'de paraya kenar demiş. Boyalı alanlar toplamı 12 demiş. Alan DEC nedir diye soruluyor. Arkadaşlar buradaki alana A, buradaki alana B diyecek olursak bu tüm alanın yarısı değil miydi? Evet. Geri kalanlar da tüm alanın yarısıdır. Yani burası daha artı B alanına eşittir. Boyalı alanlar toplamı A artı B 12. Zaten bizden de alan DC isteniyor. Boyalı alanlar toplamı isteniliyor yani. Evet 7. soruyu böylelikle C han bulduk. Geldik 8. soruya. Şekilde ABCD paralel kenarın içine eşit aralıklarla ardışık paralel kenarlar çizim paraleller çizilmiştir. Evet ardışık. Boyalı bölgenin alanını vermişler ve bizden şu alan isteniliyor. tüm alan isteniliyor arkadaşlar. Öncelikle şu paraya kenara dikkat edelim bence arkadaşlar. Şu paraya kenara dikkat edelim. Çünkü o garip şekil şu paraya kenarın içinde değil mi arkadaşlar? Evet içerisinde. Şimdi bu paraya kenarda nasıl bir hamle yapabiliriz? Ya bir şey fark ettim de yani orayı e, sonraki videolarda aslında söylemek isterim. Daha kolayı var mı yok mu diye bakıyorum aslında şu anda. Daha kolayı var mı yok mu diye bakıyorum ama mecbur yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şuradaki saçma sapan bir alan var ya bu saçma sapan bir alanı nasıl bulacağız? Şöyle kas sayılar çarpımıyla doğru orantılı olacak şekilde buluyorduk. Mesela burası A A A. Burası da A A A. Burası da pardon B B B diyelim bunlara. B B B. Şimdi köşelerin paralel kenarın köşelerinde olan üçgenlerde alanlar kas sayılar çarpımıyla doğru orantılı değil miydi arkadaşlar? Evet. Yo alan dağıtalım arkadaşlar. Hiç ona da girmeyelim. Yani 2 kere 2 4 A. 1 kere 3 3 A deyip o şekilde işlem yapabiliriz. Ama bakın şunu çizersek de kolay bir şey çıkıyormuş. B'deki alan A ise 2B'deki alan 2A mıdır? Evet. Sonra 2A'da kalan 3A oldu. Arkadaşlar 3A bölü 2 ile uğraşacağım. Ben direkt buraya 2A diyeyim. B'deki alan 2A dersem 2B'deki alan 4A diyeyim. Şimdi 2A'da kalan 6A oldu. 3 katı değil mi? 3 katı. E burası da ne olacaktır arkadaşlar? 3A olacaktır. E burası da 3A. E A'da kalan 3A ya. 2A'da kalanında 6A ya. 3A'da kalan da kaç A? 3 katı olduğundan dolayı 9A olur. E şuraya bakacak olursanız burası da 2A. 3A paraya kenarındaki alan 18A ise 2A paraya kenarındaki alan da 18 pardon 3A'daki 18A ise 6 katı 2A'daki de 6 katı 12A mı olmak zorunda? Evet. Boyalı bölgenin alanı 11A'yı kaç vermişler arkadaşım? 110 diye vermişler. A'yı buradan kaç buluruz? 10 buluruz. ABCD paraya kenarının alanı isteniyor. 18 burada, 12 burada yani toplamda 30 A isteniyor bizden. A yerine 10 yazdığımızda cevabımız kaç çıkacaktır? 300 çıkacaktır. 8. soru böylelikle balık çıktı. Geldik 9'a. Oranlamalar verilmiş. Burası 3K verilmiş, burası 2K verilmiş. AE uzunluğu 2K, evenin uzunluğu 3K olarak verilmiş. Burası 5K iken burası da 5K mı? Evet. Şimdi gençler oranlamaları bulup alan dağıtacağız sadece. Başka da bir şey yapmayacağız. Hadi bakalım oranlamaları bulalım. Şurada bir kelebek var mı arkadaşlar? Var. Kelebek tek oran 5'e 2 ama şuraya 5'en 2'en yazınca toplam 7'en yapıyor. Paraya kenarda birbirini ortaladığı için 7'en bölü 2 ile uğraşmış olacağız. Hiç öyle yapmayalım. 5 bölü 2 2 katını alalım. Hocam buraya 10n dersem burası 4n olur. E 14n en, 7, 7 n 7n olacağından dolayı burası 7n. Buraya da 3n mi kaldı? Bakın 7n'e 7, 7 2 parçaya da bölmüş olduk. E şimdi alan dağıtacağız. 3'en de kalan 3A ise 7'en de kalan 7A'dır. 4'en de kalan 4A'dır. Şimdi bize ne verilmiş? DKL üçgenin alanını vermiş. ABCD paralelkenarın alanı isteniyor. Burası 14A iken diğer tarafta 14A'dır. Şöyle ABCD'nin alanı 28A'dır. E, 3A'yı bize 18 diye vermişler. A'yı buradan 6 buluruz. 28A isteniyor bizden. 28 çarpı 6'tan 6 kere 8 48 12 o da 168 yapıyor arkadaşlar. 9. soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 10. soruya. Şimdi açı ortaylar var. Arkadaşlar FE uzunluğunu kaç vermişler? 4. Ali Bey uzunluğunu kaç vermişler? 4 kök 5 vermişler. Şimdi burada ne yapacağız? Normalde açı ortaylar dik ve ort taban üzerinde kesilir diyeceğiz ama burada işimize yaramadı mesela bu. E ne yapabiliriz? Bir de açı ortay deyince kollara çizilen dikmeler akla gelir. Hocam kollara çizilen dikmeler eşit olduğundan dolayı e, burada bir dik çizecek olursam burası 4 ise, burası da 4 olur mu? Şu dikmelerin eşitliğinden dolayı evet. Peki bu açı ortayda da aynı şekilde kollar çizilen dikmeler var burada. Burada da bir dikme çizecek olursam. Hocam kollar çizilen dikmeler eşit. Burası da 4 oldu. Dolayısıyla yüksekliğimiz kaç yaptı? 8 yaptı. Alan ne yapacaktır? 4 kök 5 çarpı 8'e eşit olacaktır. O da 32 kök 5'e eşit olur arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 10. soruda balık kesir çıktı. Geldik 11. soruya. Şimdi ABCD paralel kenarında AB'ye paralel 5 parçaya bölünmüş. Şöyle 5 parçaya bölünmüş. Arkadaşlar ben şunları biliyorum. Şu 5 parçaya bölünmüş. Bu da aynı şekilde 5 parçaya bölünmüş. Buradaki alan A ise burası 3A burası 5A burası 7A diye gitmiyor muydu? Burası da 9A diye gidiyordu. Ee, sıkıntı yaşıyorsak 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 A iken 4A olacak 3A kaldı. Ya da 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9A iken 9A kalacak. E, buraya da 5A kaldı deyip öyle de yorum yapabilirsiniz. E, buradaki alanla burada kalan aynı olduğundan bu da A, 3A, 5A, 7A yani B diye başlayacaktım ama gerek yok. Çünkü alanlar birbirinin tıpkısının aynısı olduğundan dolayı bunlar da birbirine eşittir. Şimdi bakalım alan ABCD kaç çıktı arkadaşlar? Şunları toplayacak olursak 9, 7 daha, 7, 3 daha 10, 20, 25A, 50A mı yaptı? Evet alan ABCD 50A, S1 ile S3'ü toplayalım bakalım. S1 ile S3'ü toplamı da 10A, 5 ile de 10a'nın çarpımı 50a yaptı. Birinci doğru mu? Doğru. İkinciye gelelim. S2. S2 5a. 5a yazdım bunun yerine. S4 artı S5. Yani 7a artı 3a. 7a artı 3a'ya eşit mi arkadaşlar? Şuraya bakalım. 7a artı 3a da 10a yapıyor. Burası da 10a. Burası da 10a. Bu da eşit oldu. S2 artı S4'e bakıyorum şimdi. 5a artı 7a. 5a artı 7a eşittir 10 çarpı S1 mi? 10 çarpı A mı? 12 A eşittir. Bu yanlış bir ifade oldu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yaptı arkadaşlar. 11. soru Ceyhan oldu. Geldik 12. soruya. Alanı 128 birim kare olan bir paralel kenara aşağıdaki işlemler uygulanarak 6 bölgeye ayrılıyor. Evet hemen paralel kenarı çizelim arkadaşlar. Şöyle bir paralel kenarı çizdik. Ve alanında kaç? 128. Bunu da unutma. Diyor ki bize bir köşegeni çizilir. Mesela şu köşegeni çizdik. E, bu köşegeni 3 bölü 5 oranında iki parçaya ayıran bir nokta belirleyin. Evet şöyle 3K'ya 5K şeklinde bir, bir nokta belirledim arkadaşlar. İki parçaya ayıran bir nokta belirleniyor. Belirlenen bu noktadan paralel kenarlarına paralel doğrular çiziliyor. Yani bakın arkadaşlar şurası 3K aklında bulunsun. burası da 5K. Buradan da diyor paraleller çiz diyor paralel kenarın kenarlarına. Şöyle ve şöyle. Çizdik tamam. Sonra oluşan 6 bölgeden en küçük olanın alanı nedir diye soruluyor. Şimdi gençler şurada bir kelebek var mı? Var. Kelebek zaten bizim en fazla dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar. Kelebek tek oran 3'e 5. Hocam kelebek tek oran 3'e 5 ya. Burası 3A iken burası nedir? 5A. Şöyle paralel çizdik. Bunlar da paralel. Paralel kenardan burası da 5A oldu. Burası da 3A oldu mu arkadaşlar? Oldu. Burası 3'e ne? Burası 5'en yaptı. Ondan sonra arkadaşlar hadi bir yerden başlayalım. 3 bölü 5 kelebek alan benzerlik alan çıkışı karesi. Genelde böyle rasyonel sayı ile uğraşmamak için kelebek varsa kelebekte karesiyle karesi ile uğraşırız arkadaşlar. Yani 9 bölü 25. Burası 9a iken burası 25a olur. Hadi alan dağıtmaya başlayalım. 9a iken burası da 9a olur mu? Olur. Sonra 25a ise burası da 25a olur mu? Olur. 3a'daki kalan 18a ise 6 katı 6 katı. Paraya kenarda birer kenarları ortaksa Tabanlarla ortak doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtımı yapılabilir. 3 A'daki alan 18 A ise 6 katı 6 katı burası da 30 A yapar. Burası da 3 A'dı. 5 A'daki alan 50 A ise 10 katı 10 katı burası da 30 A yapar arkadaşlar. Şimdi bunları topladığımız zaman 50, 30, 30, 60, 110, 128 mi yaptı arkadaşlar? Evet 128 A eşittir 128 ise A'yı buradan kaç buluruz? 1 buluruz. Oluşan 6 bölgeden en küçük olanının alanı. Bak 6 bölge var. 1, 1 2, 3, 4, 5, 6 bölge var. En küçük olanının alanı. 9A isteniyor. Arkadaşlar bizden A yerine 1 yazdığımızda cevap da kaç çıkacaktır? 9 çıkacaktır. O zaman 12. sorunun cevabı da balık çıktı. Ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.